Ağrıyan insan ne yapmalı? Baş Benim ağrıyor şu an insan. biraz baş ağrım var mesela, ne yapmam lazım? Baş ağrısı, diş ağrısı. Tabii. Şimdi bu nedir? Yabani nane. Kokusu çok güzel. Bakayım. Buna bazı yörelerde Alışmadım kokusu. yarpuz da denir. Yabani nane de denir. Naneyi Nasıl? severim ben. O çok güzel Nasıl kokuyor. kokusu? Çok güzel değil mi? Evet. Evet. Türkiye'nin ormanlarında bol miktarda var maşallah. Ben bunu hazır program arasında böyle koklayayım durayım. Kokla kokla iyi. Bana çiçek getirmiyorsunuz nasıl olsa, ben de sizin nanelerinizi Ha, kokla iyidir. koklayayım. Şimdi nane ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda migreni, baş ağrısını iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Hı. Bir. Şimdi neden baş ağrısı oluyor? Beynimizi aynı bilgisayara benzetelim. Nasıl ki bilgisayarla milyonlarca mail atıyorsunuz, Hı. beyin de saniyede milyonlarca, Mail atıyor. milyarlarca mail atıyor. Nereye atıyor? Organlara, hücrelere, dokulara emrediyor. Şunu yap, bunu yap, şu kadar asit, şu kadar baz, şunu şunu salgıla, bunu yap. Hı. Şöyle konuş, bunu anlat vesaire vesaire. Hep bunlar hormon oluyor. Evet hocam. Nörotransmitterler. Aslında hormon değil bunlar. Sinir habercisi. Haber taşıyıcılar bunlar. Bu çok yoğunluktan dolayı serotonin salgılanmasında beyin sapında anormalikler oluyor. Beyin Hı. kökünde. Böylece ne oluyor? Orada çok bir kaos. Trafik karışıyor. Böylece kişi Zincirleme de kazalar meydana geliyor. ne başlıyor? Migren baş ağrısı. İlaç, ilaç, ilaç zehirliyor. Şimdi Bir ben bir süre sonra da ilaca bağışıklık kazandığımız için ağrılarımızı ilaçla bile faydası geçiremez olmuyor hale değil mi? Evet. geliyoruz. Özellikle ben mesela çok başım ağrır ve sürekli ilaç içerim. Her başım ağrındığında ilaç içerim. İlacı Yani artık bir içersen süre sonra bir tane ağrı kesici kesmiyor. İkinciyi falan almak zorunda kalıyorum. karaciğere İtiraf ediyorum. zarar verir. Karaciğeri yavaş yavaş önce yağlanır. Hı. Allah korusun, sonra siroza gider. Tehlikelidir. Bu kimyasal ağrı kesiciler birçok insanın ölümüne sebep oldu. Parasetamol diye inceleyin. Diğerler hepsinin yan tesiri var bir sürü. Şimdi ben bir aileye ziyarete gitmiştim de. Bayan bize hoş geldin dedi. Sonra oturdu bir kişi böyle. Böyle bakıyor. Ama bakmıyormuş gibi böyle. Robot gibi. Dedim ki ev Ne var sahibine be ablam? ne oluyor dedim, yani bana bir tavrım mı var, gideyim istemiyorsun. Yok, onun migreni geldi, nöbeti geldi. Ne zaman kendine gelecek? 2 saat böyle gider. 2 saat çekiliyor bir kenara, geldiği zaman hiç ses çıkarmıyor. Hiçbir şey görmüyor, duymuyor, anlamıyor, bakmıyor, ilgilenmiyor. 2 saat sonra geçiyor. 35 yıl çekilir mi bu? Çekilmez hocam ya. Yani Dedim ömrünün ki yarısı gidiyor baş ağrından. tedavi ederiz. Problem değil. İlgisini alıvereceğim. 6 hafta sonra rahatladı. 6 hafta içerisinde rahatladı. Şimdi bu nanenin bir özelliği daha var. O nedir? Spastik kolon. Yani bağırsaklardaki böyle davul gibi olur. Şişkinlik olur. Kişi kabız olur, ishal olur. Sürekli lavaboya gitmek zorunda kalır. Bağırsak hassaslaşması. Bağırsaklarda 2 milyar villus denen kanallar var. Bunlar halının üstündeki iplik gibi düşünelim. Veya şu parmak gibi. Evet. Bu kanalların içerisinde damar var, sinir var. Hı. Atar damar, toplar damar, sinir. Evet. Bağırsaklardaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler villus bu kanalın içerisindeki sinir hücrelerini hassaslaştırıyor. Hı. Aşırı reaksiyon başlıyor. Evet. Sürekli bir reaksiyon oluşuyor. Kişi ya sürekli lavaboya gidiyor veya az gidiyor veya kabız oluyor veya ishal oluyor. Bağırsakların peristalik hareketleri bozulduğu için ne alttan ne üstten gaz çıkaramıyor, ne yenileniyor, ne gengirebiliyor. Ne oluyor? Karnı davul gibi şişiyor. Hamile gibi. Evet hocam. Spastik kolon. Çok çok tehlikeli. Bu zamanla eğer ki rahatlayamazsa baş ağrısı yapar. Birçok hastalığı tetikler spastik kolon. Evet hocam. Peki spastik kolondan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir gıza takviyesi uygulamamız lazım? Nane forte. Nane forte. Nane forte. Peki böyle koklayınca da etkisi oluyor mu? Koklayınca onun birleşimindeki etken madde dünyada en kaliteli nane Türkiye'de. Mente piperita. Türkiye'deki nane %4'e yakın eterik yağ içerir. Dünyada en kaliteli nane İzmir'de yetişir. Evet. Sonra Bizim İstanbul ve ülkemizde bu Maraş. kadar kaliteli nane varken de böyle iftar saati yaklaştığında buzlu limonata, işte bol naneli. Güzel olur. Söyleyeyim de yapsın Evet. hanım.
Evet, buradan söylüyor hanımına. İftarda bol naneli, buzlu. Şu an karşımda bakıyor. Bol naneli ve buzlu bir limonata istiyor İbrahim Bey. Evet, ben de içerim. İnşallah için. Afiyet olsun. Evet hocam. Evet. Nane ile migrenden kurtuluyoruz. Migren, spastik kolon. Spastik kolon. Yavaş yavaş hiçbir problem kalmaz. Tedavi edilebilir.